arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok çok kolay bir lif çalışması yapacağız ortadan göbek kısmından başlıyoruz sadece artışlarımızı yaparak dümdüz örüp lifimizi tamamlıyoruz kenar sırasını iki sıra örerek tamamlıyoruz yani bir tur atıp iki sıra üst üste şu görmüş olduğumuz dolguları yapıyoruz ve tamamlıyoruz lif örmeyi isteyen ve lif örmeye başlamak isteyen arkadaşlarımız için bir başlangıç olacak da çok çok kolay bir çalışma olacaktır dümdüz fıstık dolgularımız olduğu için hiç kafa karıştırmadan çok kolay bir şekilde bu çalışmamızı yapabileceklerdir. Evet. dilediğiniz renklerle bu çalışmamızı yapabilirsiniz. Elinize uygun bir tığla ile gayet güzel sonuçlara ulaşırsınız. Evet şimdi hemen kolay gelsin diyerek bu çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. İstediğiniz renk ve markadaki bir tane lif ipini alalım. buçuk numaralı da tığımızla hemen çalışmaya başlayalım. 6 zincir çekerek göbek kısmını oluşturuyoruz. 1 2 3 4, 5 ve 6. Şöyle ipimizi kenara çekelim. Zincirimiz tamamlandıktan sonra birinci zincir içerisine geçiyorum. Yuvayı kuruyorum. Şu şekilde bir tane yuvarlağımı hazırlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Yuvarlağımızı kapadıktan sonra tığımın başını dolayarak Halkamın içerisine giriyorum ve bir tane ikili trabzanım örüyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Yeniden aynı yere giriyorum. Bir, iki. Bir, iki zincir çekiyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum. Halkamın içine ipimi de gizleyecek şekilde altından girerek batıyorum ve trabzanımı örüyorum. Bir, iki tane zincir. Yeniden giriyorum. Toplamda 6 tane yuvamızı hazırlıyoruz. Aralarda iki zincir var. Birinci yuva, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci yuvamı hazırladıktan sonra altıncı yuvayı buradaki başlangıca geçerek batıyoruz ve altıncı yuvayı o şekilde tamamlıyoruz. Bir, iki zincirimi çektim. Şu şekilde geliyorum. Dört zincir çekmiştim. Beş zincir çekmiştim. Üçüncünün tepesine batıyorum. Birleşme işlemini yapıp göbeğimizi oluşturduktan sonra İlk yuvanın içerisine tığımın başını girdiriyorum. İpimi alıp 1 bakınız. 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Birinci için 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 defa sardım. İçinden tek seferde şöyle geçiyorum. 1, 2, 3, 8 defa sardım. Kapatmasıyla birlikte 3 tane toplamda zincirimi çektim. Ve şimdi bu 3 zincirimi hemen aynı yuva içerisine dibine batıyor. Aynı yuva içerisine battım. Şöyle 3 tane başlangıçta çektim. 8 defa sardım fıstığım için 3 tane zincirimi de çektikten sonra dibine battım kendi yuvasını şimdi ikinci yuvaya aynı işlemi yapıyorum geçişimi yapıyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum hem başlangıcında hem bitişinde üçer zincirimizi çekelim ve başlıyorum 8 defa fıstığım için doldurmaya başlıyorum 2 3 4 5 6 7 ve 8. Daha fazla da sarabilirsiniz. Tek seferde içinden geçiyorum. 1 2 3. 3 zincirimi çektim. Aynı yuvaya batıyorum. Ve burayı tamamladım. Şimdi diğer yuvaya tığımın başını girdiriyorum. İlmeğimi alıyorum. 1 2 3 3 tane zincirimi çektim. Yine aynı şekilde 8 defa sararak fıstığımızı oluşturalım. Hepsini bitirelim. En son 6. fıstığımı tamamladıktan sonra yeniden birlikte olalım. Son pufumuzu birlikte çalışalım. Zincirimi çektim, girdim. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Tek seferde çekiyorum, kapatıyorum bir zincir. Şimdi e, dibine batmıyorum, üzerinden örmeye devam ediyorum. Üzerinde şöyle ilmeğimi uzattıktan sonra fıstıklarımı yapmak için dört defa sarıyorum. 1 2 3 ve 4 4 defa sardım. Burası ikinci sıramız oldu. Tek seferde içinden geçiyorum. Bir, iki tane zincir. kapadığımla birlikte iki zincir. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere yine 4 defa sararak yaptığımız fıstığımızı oluşturuyoruz. Dördüncüyü ördüm. Tek seferde geçiyorum. 1 2 3 4. Diğer tarafa geçeceğimizde 4 tane zincirimiz var. Kendi arasında iki zincirimiz var. Tığımın başını doluyorum. Bu tepe noktadaki bölüme bakalım. Şöyle boşluğumuz var. Buraya giriyoruz ve başlıyoruz. 1 2 3 ve 4. Tek seferde çekiyorum. 1 2. Tamın tekrar başını dolayarak giriyorum. 1 2 3 ve 4. Kapatıyorum. 1 2 3 4. Diğer gruba geçerken 4 tane zincirimiz var. Tığımın başında dolayarak diğer fıstığımın tepe noktasına giriyorum. Ve aynı şekilde 4'er defa sarıp kendi içerisinde 2 aralarda 4 tane zincirimi çekerek bütün grubumu tamamlıyorum. İkinci sıramızı tamamladık. Şimdi üçüncü sıramıza başlamak için hazırız. 4 tane zincirimi çektim. Şuradaki başlangıçtaki ilk pufumuzun fıstığımızın üzerine batıyorum. İlmeğimi geçiriyorum ve bir tane zincirle sabitliyorum ve hemen yeni fıstık yapmak için fıstığımın üzerine ilmeğimi uzatıyorum ve 1 2 3 4 4 defa sardık geçiyorum 1 2 kapadığımla birlikte 2 tam fıstığımın üzerine bir tane ördüm bir tane de boşluğa öreceğim bu sıramızda 3 tane fıstık örmüş olacağız 2 3 4. Çekiyorum. 2 tane zincir. Tekrar 3. fıstığımı yapmak için diğer fıstığın tam tepe noktasına batıyorum. Orada minik bir boşluk var zaten. Tığımızın ucuyla girdiğimizde göreceğiz. 4 defa yine bu noktadan uzatıyorum. Çekiyorum. 1 2 3 4. Üçüncü fıstıktan sonra 4 tane zincir çekiyoruz. E bu sıramızda bir tane fıstığımızın üzerine bir tane ortaya bir tane de diğer fıstığımıza e, fıstık örüyoruz. Şuradaki gibi 3 tane fıstık sayısına ulaşıyoruz. Kendi arasında iki zincir çekiyoruz. Gruplar arası ise 4 tane zincirimizi çekerek sıramızı tamamlıyoruz. Tam başını dolayarak geliyorum. 2 3 ve 4 ipimizi tek katını alıp diğer katını bırakmayalım 3 ve 4 çekiyorum tek seferde 1 ve 2 ortaya giriyorum 1 2 3 ve 4 çekiyorum 1 2 doluyorum 2 3 ve 4 Çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Bütün gruplarımızı bu şekilde örelim. Sıramızın yeniden sonuna geldim. 4 tane zincirim aralarda çektim. Eğer sizinki kısacak gibi olursa zincir sayısını 5'e çıkarabilirsiniz. Şimdi zincirimi çektim. Yeni sıramıza başlamak için hazırız. Şöyle tığıma geçiriyorum ilmeğimi. Bakın 3 tane fıstığımızın aralarında 2 tane zincirli olan bölüm var. Buradaki 2 zincirli olan bölümlerin içerisine şu şekilde çift çift öreceğiz. Şöyle kapalı olan fıstığımı kapattığım bölüme geçerek batıyorum. Şuraya ilmeğimi kaydırıp buraya sabitleniyorum. Tekrar yapalım. Tığım e, kaçtı şu şekilde giriyorum ilmeğimi içinden geçiriyorum daha sonra zincirimin bulunduğu araya geçip bir daha kaydırma yapıyorum zincirimin üzerine geçiyorum ilmeğimi uzatıyorum ve buraya sarmaya başlıyorum 1 2 3 ve 4 çekiyorum 1 2 tekrar başında doluyorum aynı yere 4 defa yine fıstığım için sarmaya başlıyorum 2 3 ve 4 tek seferde çekiyorum. 1 ve 2. Çiftte diğer iki zincirin olduğu yere geçiyorum. Oraya çift olarak çalışıyorum. 1 2 3 ve 4. Çekiyorum 1 ve 2. Tekrar aynı yere 1 2 3 ve 4. Çekiyorum 1. 2 3 ve 4 tane zincirimi çekiyorum. Eğer kasacak gibi olursa 5 zincir çekebilirsiniz. Giriyorum. 1 2 3 ve 4. Tek seferde çekiyorum. 1 2 zincir. Yeniden 1 2 3 ve 4. Çekiyorum 2 zincir. Şöyle görelim yeniden yan tarafa da aynı işlemi tekrar ediyorum. 2 zincir aynı yere fıstığımı sarıyorum. 2 3 ve 4. 1 2 3 4 diğer gruba geçiyorum. Bu sıramızda 4'er fıstıkla sıramızı tamamlıyoruz. Evet sıramın sonuna çift fıstıklarımızı yaparak geldim. 4 tane zincirimi çektim. Şimdi eğer ortasına kasıyorsa arkadaşlar lütfen birer zincir artıralım. 2 yerine 3 zincir çekelim. 4 yerine 5 zincir çekelim. İplerimiz ellerimizin ölçüsü farklı olacağı için e, kasma da olabilir. Karanfilleşme de olabilir örgülerimizde. Eğer kasma varsa önce elimizde şu şekilde bir e, ayar verip Gerekiyorsa bir tane zinciri fazlalaştıralım. Hiç önemli değil. Örgümüzü ve moralimizi asla bozmayalım. Birer artırarak gayet güzel liflerimizi çalışacağız. Evet. Şimdi zincirimi çektim. Tepe noktasındaki birleşme yerine geliyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Şimdi bu şuradaki ara kısma geçiyorum. İki fıstığın ara kısmına tekrar ilmeğimi kaydırdım. Bu kısımları çift öreceğim. Şuraya bir tane tek öreceğim ve ilk e, 1 2 3 diye birer birer bu ortadaki teklerimiz devam edecek, artarak devam edecek. Kenarımızdaki çiftimiz de bu şekilde lifimiz tamamlanana kadar ilerleyecek. Şimdi ön açıklamamı yaptıktan sonra yapınca daha net ve güzel anlaşılacak. 3 ve 4 defa sardım. Çekiyorum. 1, 2 isterseniz bundan ayrı kapattığımdan ayrı bir zincir daha ilave edebilirsiniz. Eğer lifiniz toparlayacak gibi olursa. 2, 3, 4 yani zincir ayarında tamamen serbest çalışabiliriz. Bakın şu. bundan ayrı çekebilirsiniz. 1 ve 2. Şimdi araya giriyorum. Tığımın başını doladım. Ara noktaya giriyorum. 1, 2, 3, 4 bir tane fıstığımı örüyorum. Çekiyorum kapatıyorum. Kenardaki çift olan bölüme tıpkı buradaki gibi yine çift fıstığımı örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Çekiyorum. 1, 2. Benim elim çok sıkı değil. 2, 3, 4. Dediğim gibi zincir konusunda tamamen rahat davranabilirsiniz. 1, 2, 3, 4. Birinci grubumu hazırladım. Birinci grubumuzda ne yaptıysak bütün gruplarımızda aynı işlemimizi yapıyoruz. Şimdi iki tane çift fıstık ördüm. Ortada da bir tane fıstığımız var. Devam ediyorum. Yine aynı buraya da ara zinciri çektikten sonra buradaki işlemimin aynıyla sona kadar devam edeceğiz. Bütün dilimlerimizi aynı şekilde örerek geldim. İlk sırada ilk grubumuzda yaptığımız işlemimizi. Şimdi ortada bir tane vardı. Bakınız Önce sağ tarafına sonra sol tarafına yine birer fıstık öreceğiz. Bu çiftler aynı şekilde lifimiz bitene kadar hem başlangıçtaki çift fıstığımız ve bitişteki fıstığımız devam edecek. Burada sadece şu zincirlerin içerisine birer fıstık öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye istediğimiz kadar büyüterek devam edeceğiz. Lifimizi yeterli ölçü ne kadar örmek istiyorsak daha küçük örmek isteyebiliriz. Daha büyük örmek isteyebiliriz. Yani kullanım kullanacak kişiye ya da alana göre büyütebiliriz. Yani gözümüze hoş gelene kadar ilerletebiliriz. Şimdi aynı şekilde ortaya kaydırarak geçiyorum. Çift fıstığımı örüyorum. İki zincirimi çektim. Bir, iki, ve hemen bir tane bakınız fıstığımın kenardaki zincire giriyorum 3 ve 4 kapatıyorum 1 2 yine diğer zincirimin altından geçiyorum 2 3 ve 4 1 2 giriyorum çift olarak da bitişi öreceğiz çekiyorum. 1 2 3 ve 4. 1 2 3 4. Evet. Artışımı da görmektesiniz. 1, 2 oldu. Kenarlar aynı şekilde devam etti. Bütün dilimlerimizde işlemimizi bu şekilde yapalım ve ne kadar büyütmek istiyorsak şuradaki orta sayısı 6, 7, 8. Ne kadar örmek istiyorsak o kadar örelim. Şimdi ben biraz büyütmek istiyorum. 1, 2 oldu. Büyütelim. Sonrasında bitiş için yeniden birlikte olalım. Lifimizi artışlarımızı yaparak örmeye devam ettim ve benim için yeterli ölçü oldu. Sizler isterseniz artışlarımıza devam edebilirsiniz. Son sırada 2 tane çiftli fıstığımızın arasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane tek fıstık olana kadar ördüm. Şuradan başlamıştık. Bakın 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6 ve 7. Daha büyük isteyen arkadaşlarımız 8, 9 da örebilirler. Şimdi son sıramızı kepek sıramızı örmeye başlayacağız. Burada da yine fıstık dolgularımızdan yardım alarak en son sıramızı tamamlayacağız. En son bitişi birlikte yapalım. 1, 2, 3, 4 eliniz sıkıysa beşli çekebilirsiniz. Zincir sayısında tamamen esnek davranabiliriz. Evet, şimdi buraya her zincir gördüğümüz yere son sıramızı yapıyoruz. Bir tane de şöyle sabitleyelim. Uzatıyorum. 1 2 3 4 tane yine e, ipimi çekerek fıstığımı oluşturuyorum. Kapatıyorum ve 1 2 3 zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bu tepe noktasına giriyorum. 1, 2, 3, 4. 4 defa da bunu çektim. 2 tane fıstık üst üste ördüm. Çekiyorum kapatıyorum 1 2 3 tane zincirimi çektim hemen yanına bakınız Şuradaki boşluğa batıyorum ve tekrar 1 2 3 tane zincir çekip dibine batıyorum 2 tane üst üste fıstığımı ördüm. Yan taraftaki bölüme geçiyorum. Zincirin olduğu yere fıstıklarımın üzerine çalışmıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 defa alıyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 zincirimi çektikten sonra yeniden bu tepe noktasına 4 defa doluyorum fıstığımı örmek için kapatıyorum 1 2 3 kapadıktan sonra 3 zincir ve devam ediyorum hemen dibine bu zincirlerimi batıyorum buradan da aşağıya tekrar 3 zincirli geliyorum ve son sıramızı bu şekilde örüyoruz bütün zincirleri örüyoruz buradaki buradaki aralardaki ve şuradaki geçiş arasına da aynı işlemimizi yaparak bütün zincirler üzerine bu çalışmamızı yapıp son sıramızı iki katlı olarak tamamlıyoruz kenar sıramızı örerek geldim en son bir tane kaldı onu da birlikte örelim şöyle baktığımız zaman bütün boşluklara ördüm hem ara boşluklarımızı hem normalde fıstıklarımızın arasını en son boşluğumuzu birlikte örelim. 1 2 3 hemen 4 defa dolduruyorum. 3 ve 4. Çekiyorum, kapatıyorum. 1 2 3 ve 4 defa da yine üzerine dolduruyorum. 3 ve 4. Çekiyorum. 1 2 3 4 yanına batıyorum. 1 2 3 Biraz önce bakın kapadığımıza beraber dörttü. En son ördüm. Yandaki şuraya gelerek ilmeğimi kaydırıyorum yandaki dolguma ve makasımla ya da dilerseniz koparabilirsiniz dip ipleri. Gayet rahat kopabilen özellikle. Nasıl isterseniz. Bu şekilde tamamladım. İpimi de alta gizleyeceğim. Çalışmamızı görmektesiniz çok çok güzel oldu gayet hoş dilediğiniz renklerle örebilirsiniz isterseniz ortasıyla kenarını aynı renk örebilirsiniz isterseniz bu şekilde tek renkli tamamlayabilirsiniz defemizi Evet beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere hoşçakalın mutlu kalın